Yok artık. Yok G4, artık. Şahriyar. C4, T6, G4 oynadı. G4. Şahriyar ne yapıyor? Abi. Yok artık. Bozuk. Yok artık Şahriyar. Abi gerçekten. Abi işte bozuk. Ben böyle maçlar görmek istiyorum ya gerçekten. Ben de böyle maçlar görmek istiyorum abi. Süper. Yani gelmişiz 2022'nin ortalarında. Yani Tata Steve'in göbeğinde G4 oynanıyor. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Şimdi bu variantı anlat bakalım Cem Kaya izleyicilerimiz. Bu arada görmedim daha önce bu variantı ben. Üst olmak gerekirse. Ha, böyle fikirler ya, biliyorum. Beyaz taşları da masum kayıyordu G3'e. Görüş sürüyordum yani internette. Evet olabilir. At çarpı G4 herhalde alması mı gerekiyor mantık olarak? Yani yoksa D5 sürdüğün takdirde G5 sürüyoruz. At E4'de F3 mesela. F3 mü? Fil B4 şahda at B2. Ha vezir çarpı G5 var. Evet, terk oldu. Aynen. Terk oldu. O yüzden böyle bir variant olmuyormuş. At C3 mü oynayacağız o zaman burada? Vallahi Cem Kancı'nın analizleri başta vermeye ben hemen kontrol sağlayacağım arkadan önce oynamış mı diye. Tamam bak bakalım. Yani siyahlar tabii almak isteyecek mi? Alırsa herhalde en doğru reaksiyon E4 sürmek. Merkeze almak bir an önce hem de açarak vezire saldırmak. Tabii burada fil B4 şah çeksin mesela. At C3, at F6, E5, at E4. 100 tempo önünde şey oldu sanki. Kanka sadece 12 tane maç var burada. Ve kim oynamış en yüksek? En yüksek oynayan da kim? Sana söyleyeyim hemen 2 saniye içerisinde. Bir tane Zubritski diye bir 2400. Klasik maç mı peki oynayanlar? Ona bakalım. Bakarsan. Değil abi. İnternetteki bir online sitede oynanan bir turnuva. İşte aynen. Genelde online'dan başka klasik maçlar. Bence herkes mouse kayması bu yani. olabilir. Klasik maçta zaten herkesin oynamaya cesaret edeceğini düşünmüyorum ben böyle bir hamleyi. Ama bütün maçlar online burada. Şahriyar benim gönlümü kazandı yani bu.